Eğitim serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hareketli ortalama nedir ve nasıl kullanılır bunu anlatmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Hatta videoya geçmeden önce bakın tam olarak hem bu taktik hem de likidasyon taktiğiyle aldığımız bir pozisyon var. Kapalı grupta bakınız tam 65.531'den girdiğimiz, şöyle göstereyim. Şimdi 85 kişi olmuşuz. Böyle seviye attım sizlere. Son durum bu şekilde, hatta biraz daha yükselmiş. Bu grubun da linkini ben açıklamalara ve yorumlara bırakıyorum. Dilerseniz katılım sağlayabilirsiniz. İstek gönderiyorsunuz. Yer varsa alım yapılır, bilginiz olsun. Şimdi hareketli ortalama nasıl ulaşıyorsunuz? Bakın göstergeler kısmından ben EMA 20, 50, 100 ve 200'lü kullanıyorum. Yazdığımda çıkacaktır zaten. Siz hangi hareketli ortalamayı kullanacaksınız seçebilirsiniz. Mesela 21, 55, 89, 200 var. Ben ne anlama geldiğini anlatayım. Siz kendiniz karar verin. Açıyorum hemen indikatörü. Şimdi EMA 20 dediğimiz olay, EMA 20 mesela şu kırmızı çizgiymiş, öyle değil mi? Burası bir destek diyor. Tabii 1 dakikalık grafikteyiz, çalışmayabilir. Bu şu anlama geliyor. 20 dediğimiz, EMA 20 dediğimiz 1 dakikalık 20 tane mumun ortalaması. Biz bunu 4 saatte alırsak, şöyle 4 saatte alalım. Mesela burada EMA 100 hangi renkmiş? Hemen gösterelim. Bu 50'den örnek verelim. 50 turkuaz gibi renk, öyle değil mi? Şu. Bu şu anlama geliyor. 4 saatlik 20 tane mumun ortalaması kaçmış? 66.945'miş. Peki bu ne anlam ifade eder bize? Burası bir destek veya direnç konumu olabilir. Çünkü son 20 mumun, son 50 mumun, son 100 mumun, son 200 mumun ortalaması bizim için talep bölgesi ve direnç bölgesi olarak adlandırılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken durum şudur. Mantığını kavramamız gerekiyor. İnsanlar şey zannediyor. EMA 100 açtım, 100 günlük ortalama. Hayır. Hangi zaman diliminde bakıyorsanız, örnek veriyorum günlükte bakıyorsanız evet 20 günün ortalaması. Haftaya bakıyorsanız EMA 20 dediğimiz olay 20 haftanın ortalaması şeklinde adlandırılır. Ve bunlar bizim için destek, direnç konumlarıdır. Nasıl açıldığını gösterdik. Göstergeler kısmına yazıp bulabilirsiniz. Bunu açarsanız dediğim gibi buradan istediğiniz girdiği oluşturabilirsiniz. Uzunluk 50 yerine mesela son zamanlarda popüler olan 111 mum ortalamasına bakabilirsiniz. 111 mum ortalaması bu aralar bayağı popüler ve uzun vadede güzel çalıştığı söyleniliyor. Bunun gibi bütün girdileri yazarak istediğiniz ortalamaya bakabiliyorsunuz, bilginiz olsun. İlerleyen videolarda tabii ki bu hareketli ortalamalarla nasıl işlem alınır, nasıl yükseliş veya düşüş yapısı oluşturduğunu anlatmaya çalışacağız. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.